Merhaba ve yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün size tek bir markayla makyaj yapacağım. Bugün Avon markasını seçtim. Almanca kanalımı da izleyenler vardır aranızda. Orada belki duymuşsunuzdur. Avon'un Almanya'daki YouTube kanalı için her ay videolar çekiyorum. Ve bu videolar için her ay en yeni ürünleri elimden geçiyor ve her yeni ürünü deneme şansım oluyor. Galiba tek marka videoları arasında en güzel yapabileceğim Avon markası. Çünkü gerçekten her ay bütün ürünlerini görüyorum. Ve benim için en güzel olan, benim cildim için en güzel uygulaması olan, en sevdiğim ürünlerle bugün bu makyajımı yaptım. Hadi birlikte başlayalım. Öncelikle tabii ki bir primer kullanıyoruz. Magix Mark Magix Face Perfecto. İçinde SPF 20 var. Yani güneşten biraz koruyor bizi. Güneşten koruyan her şey güzeldir. Onun için kesinlikle bu havalarda da güneş kremi kullanmayı unutmayın. Ve ürünlerinizde güneşe karşı koruma varsa tabii ki çok daha güzel olacak. Bence bu ürün biraz Benefit'in primersına benziyor. Yani kıvam olarak böyle biraz pudramsı, sanki biraz böyle gözeneklerinizin üstünü kapatıyor, daha böyle bir düz gösteriyor. Onun için bu primer'ı gerçekten beğeniyorum. Senelerdir Avon'la çalışıyorum ve en çok sevdiğim fondötenlerinden birisi bu. Gerçekten bütün gün kalsın istiyorsanız, hiçbir yere kayma yapmasın, cildinizi güzel göstersin, yağlanma yapmasın, kuruma yapmasın istiyorsanız bu fondöten çok güzel. İsmi Pumice Day 24 Hour Foundation. İçinde 30 ml var. Benim kullandığım renk bugün Sunbeige. Resmen her şeyi çok güzel kapatıyor. Daha hafif bir fondöten istiyorsanız Avon'un daha böyle liquid olan fondötenleri de var. Bu ama gerçekten çok güzel kapatabilen, bütün gün cildinizde duran ağır sayılabilecek bir fondöten. Concealer olarak yine Powers Day koleksiyonundan Avon True Powers Day 18 Hour Concealer'sını kullanıyorum. İsmi Neutral Fair, biraz böyle beyazımsı bir renk. Ama ben böyle biraz daha açık olduğumda concealer'ımı gerçekten çok seviyorum. Bu kapatıcının kıvamı bence fondötene hatta çok benziyor. Ama tabii ki biraz daha sanki böyle gözün altını besliyor gibi. Çünkü biliyorsunuz ki gözümüzün altındaki cilt bayağı bir ince ve dikkat etmemiz gerekiyor. Çok güzel kapatan bir concealer. Bu da uzun süredir tanıdığım bir ürün. Avon'un Flawless Mattifying Pressed Powder'sı. Galiba her rengini denedim. Çok severek kullanıyorum. Bugün kullandığım renk Neutral Light Medium. Hem şöyle gözlerimin altında çok seviyorum. Hem de böyle baz olarak da gözünüzün üstüne kullanabiliyorsunuz. Çünkü kapatıcılığı da var. Galiba hiçbir marka hakkında bu kadar güzel tek marka makyajı yapamazdım. Çünkü Avon'un bütün ürünleri her ay elimden geçtiği için benim için en güzel olanların hangisi olduğunu gerçekten çok iyi biliyorum. Bu 2 sene içinde o kadar çok Avon ürünü denedim ki gerçekten size bugün en çok sevdiklerimi, benim cildim için en güzel uygulananlarını gösteriyorum. Hiçbir markadan bu kadar çok ürünüm yok ve her ay en yeni ürünlerini hiçbir markanın böyle görme fırsatım yok Avon haricinde. Onun için bu videoya gerçekten çok güvenebilirsiniz. Avon'un yeni ürünlerinden sayılan bu kaş kalemini çok seviyorum. İsmi Avon True Dual-Ended Brow Pencil with Spoolie. Rengi de blond. Benim kaşlarıma çok güzel uyuyor. Gerçekten çok güzel bir uygulaması var. Çok güzel bir kaş yapıyor. Tek kötü tarafı bence çok sık sık ucunu açmanız gerekiyor. Çünkü çok çabuk yuvarlanıyor. Çok kremimsi olduğu için. Tek kötü tarafı bu ama bence şimdi göreceğiniz gibi çok güzel saç gibi
kaş gibi şöyle boyayabiliyorsunuz. Ve bu rengi çok seviyorum. Benim kaşlarıma çok güzel uyuyor. Ayrıyeten bu kalemi lip liner olarak da kullanmayı çok seviyorum. Dudağınızda MAC in Stone lip liner'ın rengine benziyor çok. Onun için uzun zaman sadece bunu lip liner olarak kullandım. Tavsiye edebilirim. Avon'un paletlerini size çok önerebilirim. Ne paleti olursa olsun bence bu büyük paletlerde gerçekten çok güzel bir iş yapıyorlar. Far paleti olabilir, cilt paleti olabilir. Bence paletlerinde gerçekten çok değişik bir iş var. Bu paletin ismi Extreme Playbook. Farların çok güzel bir formülasyonu var. Çok değişik değişik renkler var bu paletin içinde. Çok değişik look'lar yapabilirsiniz. İstediğiniz her rengi bu palette aslında bulabilirsiniz. Maviler var, lilalar var, kahverengiler var. Bir sürü değişik renkler. Hatta siyah, smoky eye falan bile yapabilirsiniz bununla. Ama ben bugün daha çok böyle nude renklerini kullanacağım. Onları çünkü çok seviyorum. Şu iki rengi hatta çok 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 seviyorum. Birisinin ismi In Control, birisinin ismi No Rules. İkisiyle birlikte bir tane look yapabilirsiniz. Öncelikle Bare Buff diye bir nude rengi var. Onunla bir bazımı yapıyorum. Pudra sürmemize rağmen bu renk biraz daha çok kapatıyor. Ve ben bazsız çalışmayı hiç sevmiyorum. Kesinlikle baz yapınca çok daha temiz gözüküyor makyaj bence. Şimdi In Control rengiyle biraz daha kontür yapacağım. Bu renklerde biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü pigmentasyonları gerçekten çok çok güzel olduğu için azıcık bir ürünle çok renk olabilir gözünüzde. Uygulamaları o kadar çabuk, o kadar hızlı ki gerçekten çok bir şey yapmanıza gerek yok. Gözünüzün üstünde tutuyorsunuz fırçayı, biraz sağ sol, sonra zaten dağılmış oluyor. Şimdi No Rules rengini kullanıyorum aynı fırçayla ve şöyle göz kapağımı uyguluyorum. Şimdi In Control rengiyle biraz bir şöyle alt kirpiklerime de biraz kontür uyguluyorum. Biraz bir böyle fallout olduysa pudra fırçanızla o fallout'u şöyle hemencik alabilirsiniz. Avon maskaraları arasında bazım olmadığı için L'Oreal'in bazını kullanıyorum ama kendi Avon'un maskaraları arasında en çok sevdiğim bu. İsmi Mark Big and Daring maskara. Bunun biraz kurumasını beklerken çayımı içiyorum. Dudak kalemi olarak Avon True Color Glimmastic Lip Liner Simply Spice rengini kullanıyorum. Senelerdir kullandığım bir renk, her zaman her değişik ruja, hangi ürünü kullanıyorsanız altına bunu uygulayabilirsiniz. Her renge uyan bir renk ve çok güzel kıvamı olan bir lip liner. Hem uygulaması güzel kremimsi hem de sonradan biraz daha böyle bir kuruyor ve bütün gün dudağınızda kalıyor. Hiçbir şey kullanmıyorsam da, ruj sürmüyorsam da bu lip liner'ı kesinlikle kullanıyorum. Şimdi kirpiklerimizdeki baz kurudu. Maskaramızı kullanabiliriz. Şu an Avon'dan cilt rengime uyan bir kontürüm olmadığı için normal kendi kontürümü kullanıyorum. Ondan sonra devam edeceğiz. Avon'un Blush and Glow paletini kesinlikle bir denemeniz gerekiyor. Çok güzel iki tane bronz rengi var içinde. Çok güzel iki tane blush rengi var. Ama benim en çok sevdiğim bu iki highlighter o kadar güzel bir ıslak efekti veriyor ki gerçekten çok güzel highlighter bunlar. Şimdi bronzer'ını kullanacağım, blush'ını kullanacağım ve highlighter'ını kullanacağım. Bronzer olarak şu rengini kullanıyorum. Öbürünün içinde highlight var. Mat olmasını istiyorum öncelikle. Onun için bunu kullanıyorum. Bu ürünler de çok kremimsi. Gerçekten ürünlerin kıvamı çok güzel. Onu çok güzel beceriyorlar. Bu ara çok beyaz olduğum için
Şöyle buralara da sürmem gerekiyor. Unutmamam gerekiyor. Ki çok böyle maske gibi gözükmesin yüzüm. Böyle blush olarak şu açık rengini kullanıyorum. Böyle her şeyin bir palette olması çok güzel oluyor. Bir tane de böyle soğuk bir renk olsaydı içinde gerçekten çok çok bence güzel olacaktı. Kontürü yapmak için biraz daha böyle soğuk renkler daha güzel oluyor. Bence bu çok açık olduğu için bendeki kontürü güzel göstermiyor. Çok böyle sıcak bir kahverengi olduğu için. Şimdi size highlighter'ını göstereceğim. Bir tanesi daha çok böyle şampanya, bir tanesi de daha bir altın renginde. Şöyle şampanya olanını kullanıyorum. Gördüğünüz gibi sanki ıslak bir efekt veriyor. Burnumda altın rengini kullanıyorum. Burunu biraz daha kalkık gösteriyor. Burun ucuna highlight ekleyince biliyorsunuz. Biraz dudağın üstüne. Buraya da altın rengini kullanıyorum. Ve gözün içine de altın rengini kullanıyorum. Hatta şöyle kaşımızın altına da. Avon'un dudak ürünlerinden kullandığım bir tane üründe bu dudak yağı. Altına hangi renk lip liner istiyorsanız kullanıyorsunuz. Bu yağı üstüne uyguluyorsunuz ve kendi lip gloss renginizi yapmış gibi oluyorsunuz. Ama benim bu üründe en çok sevdiğim dudakları gerçekten çok güzel beslemesi. Bazen hiç makyaj yapmıyorsam bu dudak yağını kesinlikle yine de kullanıyorum. Çünkü dudakları çok güzel besliyor ve çok güzel gösteriyor. Şimdi lip liner'ımı kullandım biliyorsunuz. Onun üstüne bu yağı uyguluyorum. Hem çok güzel parlıyor hem de güzel besliyor. Avon'un kendi bir setting spreyi de var. Bu spreyi sıktıktan sonra sanki böyle bir biraz saç spreyi sıkmışsınız gibi bir koku geliyor burnunuza. Kesinlikle makyajınızı bütün gün cildinizde tutacak bir setting spreyi. Yüzünüzün buralarında çok böyle minik minik sarı sarı hatta rengi olmayan saçlarınız, kıllarınız varsa bir setting spreyi sıktıktan sonra biraz daha ıslak olan beauty blenderınızı şöyle üstünden geçip onları cildinize yapıştırabilirsiniz. Daha böyle güneşe çıktığınızda falan biraz daha az gözükürler. Ben de mesela hamilelik dolayısıyla nedense her yerimde saç çıkmaya başladı. Yüzümde bile daha fazla saç var. Onun için bunu kesinlikle severek uyguluyorum sprey kullandığımda. Şimdi saçlarımızı açalım. Şöyle hafiften tarayalım. Umarım tek marka Avon makyajımı beğenmişsinizdir. Bunu bana lütfen göstermeyi unutmayın. Hangi tür videolar görmek istiyorsanız aşağıya yazabilirsiniz. Haftaya salı günü yeni bir video ile görüşürüz.